Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun Nebi'in dersimizde yeni bir konu başlığındayız. Mu'minu Ali Firavun'e, Firavun ailesinin iman etmesi. Velemme erade Firavunu, Firavun istediği zaman en yaktule Musa, Hazreti Musa'yı öldürmek istediği zaman kâme raculun min Ali Firavun'e, Firavun ailesinden bir adam ayağa kalktı. Yektumu imanehu, imanını gizleyerek. Ve kale dedi ki, etektulune racülen, bir adamı mı öldürüyorsunuz? En yekule rabbiyallah, Rabbim diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz? Ve kad caekum bil beyinati min rabbikum, Rabbinizden size beyinatlarla gelen, apaçık delillerle gelen ve Rabbim Allah diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz dedi. Ve kâle râculu râşîdu min âli firavne, Firavun ailesinden olan bu râşid, yani olgun adam şöyle dedi. Limâzâ, niçin tetearradûne li Musa, niçin Musa'ya saldırıyorsunuz? Tetearradûne. وَلِمَاذَا نِيْجِنْ تُعْذُونَهُ, ona eziyet ediyorsunuz. اِذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ, ona iman etmediğiniz halde, yani zaman, فَتْرُكُهُ, onu bırakın, وَشَأْنَهُ, onu, o durumun, onu kendi haline bırakın, وَخَلُّوا سَب۪يلَهُ, onu yine kendi yoluna bırakın. Yani, onunla uğraşmayın dedi. وَاِنِّ يَكُ كَاذِبًا, eğer yalancı ise, yalancı bir kimse ise, فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, yalanı kendi aleyhinedir. Yani yalanı ona dönecektir dedim. وَاِذَا اَذَيْتُمُوهُ, siz ona eziyet ettiğiniz zaman, وَوَقَعْتُمْ بِهِ, وَوَقَعْتُمْ بِهِ وَكَانَ نَب۪يًا فَلَكُمُ الْوَيْلِ, yani ve vakatun bihi, işte onunla uğraştığınız zaman, ve kâne nebiyen, eğer gerçekten peygamberse, felekumul veylu, yani bela sizi bulur ya da sizin başınıza bela olur. Ve in yeku sadikan, eğer doğru sözlü bir kimse ise, yusibukum, size isabet eder. Ba'dullezî ya'idukum, yani size vaat ettiği şeylerden bazıları size isabet eder dedim. وَيَا اِخْوَانِ, ey kardeşlerim, لَا تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ, yani mallarınız, تَغْتَرُّوا, sizleri aldatmasın. وَلَا تَغْتَرُّوا بِقُوَّتُكُمْ, kuvvetiniz, gücünüz, kuvvetiniz sizi aldatmasın. وَجُنُودُكُمْ, ve ordularınız, askerleriniz sizi aldatmasın. يَا قَوْمِ, ey kavmim, لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ زَاهِر۪ينَ فِي الْاَرْضِ, yani lekumul mulkul yevme, bugün mülk, saltanat sizindir. Zahirine filert, yani yeryüzünde hakim kimseler olarak. Bugün mülk ve hakimiyet sizindir. Ama femen yensurune, bize kim yardım eder? Min be'sillahi inca'ene, yani başımıza geldiğinde Allah'ın azabı, min be'sillah, Allah'ın azabı başımıza geldiğinde, men yansuruna, yani bize kim yardım eder, bizi kim kurtarır dedim. Ve kâne cevabu firavne en kâle, Firavun'un cevabı şu oldu. Mâ urîkum illâ mâ erâ, yani ben size sadece kendi görüşümü bildiriyorum. Mâ urîkum, ben size bildiriyorum, illâ mâ erâ, ancak kendi görüşümü bildiriyorum. وَمَا اَهَد۪يكُمْ, yani ben sizi götürmüyorum. İlla سَب۪يلَ الرَّشَد, ben sizi ancak doğru yola götürüyorum dedi Firavun. وَاَرَادَ الرَّجُلُ الرَّش۪يدُ, olgun adam istedi. اَنْ يُحَذِّرَ قَوْمَهُ, kavmini uyarmak istedi. سُوَلْ اَقِبَ, kötü sondan kavmini uyarmak istedi. وَمَس۪يرَ الظَّالِمِنْ, ve zulmedenlerin yolundan onları alıkoymak, uyarmak istedi. Fekale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, inni ehafu aleykum, ben sizden, yani sizin için korkuyorum.
Misle yevmül ehzab. Ahzab gününün, yani ahzab günü gibi bir gün başınıza gelmesinden korkuyorum. Misle de'bi kavmi Nuh'un. Yani Nuh kavminin durumu gibi ve Semud kavminin durumu gibi. Vellezine min ba'dihim. Yani onlardan önce olanların, onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Ve mallahu yuridu zulmen lil abidin lil ibad. Allahu Teala kullarına asla zulmetmek istemez dedim. Ve havvefehumur raculur rashidu. Olgun adam onları havvefe korkuttu. Yevmel kıyame, kıyamet günüyle onları korkuttu. Ve dedi ki ve ma yevmul kıyame, kıyamet günü nedir? Yevme yefirul mer'u min ahihi. O gün kişi, mer'u kişi, min ahihi, kardeşinden kaçar. Ve ummihi, annesinden kaçar. Ve ebihi, babasından kaçar. Ve sahibetihi, hanımından, eşinden kaçar. Ve benihi, oğlundan kaçar. Likullimri'in minhum yevme izin şe'nun yugni. Yani o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Şe'nun yugnihi, kendisini meşgul edecek bir işi vardır o gün herkesin. El ehillahu yevme izin, ehillahu samimi dostlar. Yevme izin o gün ba'duhum li ba'din aduv. O gün bazıları bazılarına düşman olur. İllel muttakin, ancak Allah'tan hakkıyla korkanlar hariç. Fela ensabe beynehum. Fela, evet, fela ensabe beynehum. Yani o gün aralarında soysop yakınlığına bakılmayacak. Yani ne kalacak diyelim. Yani o gün aralarında ne soysop yakınlığı kalacak. Ve la yeteseyalun, ne de birbirlerini arayıp soracaklar. O gün aralarında ne soysop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklar. Yevme yunadi el melikul cabbar. Yani melik ve cabbar olan hükümdar o gün çağırtırdığı zaman, yani o gün limenil mulkul yevm. Yani bugün mülk ve hükümranlık kimindir denildiği zaman o gün lillahil vahidil kahar, bir olan ve her şeye kahar, kahredici ve aynı zamanda da yani her şey kudret ve hakimiyetinin altında tutan demek. Yani o gün hükümranlık bir olan ve her şeyi kudret ve hakimiyetinin altında tutan Allah'ındır denilecek. Yevme yefze'un nasu, insanların korktuğu gün. Ve yesrehune, çığlık atıp bağırıştıkları gün. Ve yunadi ba'duhum ba'dan, bazısının bazısını çağırdığı gün. Ve yevme yuvellune mudbirine ma lehum min Allahi min asim. Ve yine ve yevme yuvellune, kaçtıkları gün, mudbirine, arkalarına dönüp kaçtıkları gün, ma lehum, yani onlar için yoktur, min Allahi, Allah'tan, min asim, onları kurtaracak kimse yoktur. O gün Allah'ın azabından onları kurtaracak kimse yoktur. Fekale raculur raşidu, olgun adam dedi ki, ve ya kavmi, ey kavmim, inni ekhafu aleykum, ben sizin için korkuyorum, yevmet tenad, yani bağırıp çağrışma günü, feryat gününden korkuyorum, yevmet tenad, feryat günü, bağırıp çağrışma gününden korkuyorum. Yevme tuvellune mudbirine, yani arkalarına dönüp kaçacakları gün. Melekum minallahi min asim. Yani o gün sizin, o gün size Allah'ın azabından kurtulacak kimse yoktur. Asım, bir kurtarıcı yoktur o gün. Ve men, her kim ki yudlilillahu, Allah'ın saptırdığı, dalalete düşürdüğü kimseyi femalehu min hadin. Hidayete erdirecek de yoktur. Doğru yola ulaştıracak da yoktur. Ve kâle raculur raşidi, raşidu, olgun adam dedi ki, İnnallâhe, muhakkak ki Allahu Teala kad vehebekum ni'meten, sizlere bir nimet ihsan etmişti. Velakinnekum, ancak sizler me araftum fadlehe, onun faziletini bilemediniz. Ve me
kadartumuhe hakka kadrihe, yani onu hakkıyla idrak edemediniz, hakkıyla onu anlayamadınız. Hatta ta ki izâ zehebet, elinizden gittiği zaman teesseftum aleyh, ona çok üzüldünüz. Zâlike Yusuf'un nebiyyü aleyhi salatullahi ve selamuhullezî me araftumuhu. O sizin tanıdığınız, araftumuhu tanıdığınız Yusuf aleyhisselamdı. Ve lem takdiruhu kudrehu. Yani onun kıymetini, kadrini bilemediniz. Velakinnehu lemma mate, ancak o ölüp gittiği zaman kultum, siz dediniz ki Subhanallah, Allah'ı tenzih ederiz, nebiyyun velake Yusuf, Yusuf gibi bir peygamber yoktur. Melikun velake Yusuf, Yusuf gibi bir hükümdar yoktur. Raculun velake Yusuf, Yusuf gibi bir adam yoktur dediniz. Ve men lena bi nebiyyin ba'de, ondan sonra bize kim peygamberlik yapacak? Men lena bi mislihi, bize kim onun gibi davranacak dediniz. Ebeden asla, len ye'tiye mislu, asla bize onun gibisi gelmez dediniz. Ve lekad ca'ekum Yusufu min kablu bil beyinat, daha önce Yusuf aleyhisselam size apaçık ayetlerle gelmişti, delillerle gelmişti. Fema ziltum, sizler devam ediyordunuz. Fi şekkin, yani şüphe edip durmuştunuz. Şüphe edip durmuştunuz. Mimme ca'ekum bihi, yani onun size getirdikleri hakkında siz şüphe edip durmuştunuz. Hatta izâ heleke, ta ki vefat edip gidince, ölünce kultum dediniz ki len yeb'asallahu min ba'dihi rasulen, Allahu Teala artık ondan sonra bize bir peygamber göndermez dediniz. Kezalike, aynı şekilde tef'aluna ba'de hâzen nebiyye eyden, siz aynı şekilde bu peygamberden sonra da yapacaksınız. Yani Musa'dan sonra da böyle yapacaksınız. Ve tendemune, pişman olacaksınız dedi. Tendemune, pişman olacaksınız. Gelelim ikinci konu başlığımıza. Nasihatur raculi, adamın nasihati. Bu konu başlığımızı da inşallah okuyalım. Ve va'azar raculu kavmehu, adam kavmine vaaz etti. Ve bezele lehum, onlara sundu. Vuddehu, dostluğunu. Ve nasihatehu, nasihatini sundu. Ve kâle lezî âmene, iman eden kimse dedi ki ya kavmi, ey kavmim, ittebi'ûni, bana tabi olun ki, bana uyun ki ehdikum sebîler raşâd, sizleri doğru yola ileteyim dedi. Ve alimer racülür raşid, yani doğru yolda olan adam, olgun adam dedi ki ennel kavme, muhakkak ki alime bildi ki ennel kavme, muhakkak ki kavim fi sekratin minel hayati dünya. Yani dünya hayatında bir sekrat, yani bir sarhoşluk içerisindedirler. Sarhoşluk içeri, sekarat, bir sessizlik, bir sarhoşluk içerisindeler. Ve enne firavne, muhakkak ki firavun mağrurun, gururludur bi mülkihi, hükmüyle, servetiyle ve kuvveti, gücü kuvvetiyle gururludur firavun. وَلَاكِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ, ancak bu hayat hulmun, hayaldir. مِنَ الْاَحْلَامِ, hayallerden bir hayaldir bunların yaşadıkları bu hayat. وَاَنَّ الدُّنْيَا, muhakkak ki dünya zillun zail, yani zail, yani yok olup gidecek olan bir zillun, bir gölgedir dünya hayatı. وَاَعْرَفَ الرَّجُلُ, adam anladı ki مَا يَمْنَهُ الْقَوْمَ مِنْ اتِّبَاعِ مُوسَى, yani ma o şeydir ki, öyle bir şeyi anladı ki adam, yemneul kavme min ittibai Musa, yani kavmi Musa'ya tabi olmaktan engelleyen şeyin ne olduğunu adam anladı. Zalike, bu da nedir? Ennehum, onlar haythu, yani bu haldeyken, yani bu şekildeyken, zalike bi ennehum, yani onlar sukara bi sekrati dünya, onlar dünya sarhoşluğundalar. Ve sekeranu, ve sarhoşluk da ma yesmeu, insana bir şeyi işittirtmez. Ve ma yeş'uru, bir şeyi hissettirtmez. Zalike biyennuhum, bu yüzden onlar haythu, bu şekildeydiler. La yesmeune savte Musa, Musa'nın sesini, söylediklerini işitmiyorlardı. Fe erade, istedi
en yünebbiehum, onları uyarmak istedi. Min gafletihim, gafletlerinden onları uyarmak, uyandırmak, kurtarmak istedi. Fekale dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, innemâ hâzihil hayâtu dünya, muhakkak ki bu dünya hayatı meteun, geçici bir yararlanmadır. Ve innel ahirete, muhakkak ki ahiret hayatı hiye derul karar, o ebedi olarak kalınacak yerdir. Ve tafikal cuhalu, cahil kimseler tafika başladılar, min kavmihi, kavmi içerisinden, yed'unehu, o adamı davet etmeye, ilel küfrü, küfre, ve şirki, şirke davet etmeye başladılar, ve yed'unehu ila dinil abahi, ve onu babalarının dinine çağırmaya başladılar. Feiza kâle lehum te'alu ilallah, adam onlara Allah'a gelin, Allah'ı yüceltin dedikçe, kalu dediler ki lehu adama, irca ila dinil abe, babaların dinine dön dediler. Ve lemme belagu fid da've, yani davette, yani böyle birbirlerini davet etmekte, belagu, yarıştıkları bir esnada, yani ileri gittikleri bir esnada, kâle lehum, adam onlara dedi ki, ve ya kavmi, ey kavmim, mâli, yani bu nasıl bir hal, ed'ukum ile necat, ben sizleri kurtuluşa çağırıyorum, ve ted'uneni, sizler beni çağırıyorsunuz, ile nar, sizler beni ateşe çağırıyorsunuz dedi. Ted'uneni, beni çağırıyorsunuz, le'ekfura billah, Allah'a, Allah'ı inkar etmem için beni çağırıyorsunuz, ve uşrike bihi, ona ortak koşmama beni çağırıyorsunuz, mâ leyse li bihi ilmun, yani hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri Allah'a ortak koşmaya beni çağırıyorsunuz. Ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar, ben ise sizleri aziz olan, üstün olan ve gaffar olan, çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Ve kâle lehum er-raculur raşid, yani olgun adam onlara dedi ki, yani doğru yolda olan adam onlara dedi ki, eyyü nebiyin câye min âliyetikum, sizin ilahlarınızdan işte bugüne kadar hangi peygamber geldi? Ve eyyü kitabin nezele, ilahlarınız hangi kitabı indirdi? Ve men de'a iley, yani kimler sizin ilahlarınıza çağırdı? İn hiye illa, yani in şayet hiye onlar, yani şüphesiz ki onlar, illa esmaun semmeytumuha entum, onlar ancak sizin ve entum ve abaukum, babalarınızın isimlendirdiği isimlerden ibarettir onlar. Ma enzelallahu bihe min sultan, Allah onlar hakkında min sultan, hiçbir delil indirmemiştir. Ve heulâi, bunlar da Resulullah'ı da'u ilallah, bunlar Allah'a çağıran Allah'ın peygamberleridir. Zâlike İbrahim aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselam ve hezen nebiyyullahi Musa. Yani İbrahim aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam ve bu peygamber Musa gibi. Ve fî kulli şeyin lehu âyetun. Yani her şeyde Allah'ın bir ayeti, bir delili vardır. Ve fi kulli mekanin lehu davetun. Her mekanda Allah'a davet vardır. La cereme, hükmü yoktur, yetkisi yoktur. Ennemâ ted'ûneni ileyhi. Yani beni çağırdığınız şeyin leyse lehu davetun fid dünya ve la fil ahire. Yani beni tapmaya çağırdığınız şeylerin dünyada da ahirette de bir yetkisi, bir hükmü yoktur dedi. وَلَمَّا يَيْسَ الرَّجُلُ مِنْ هِدَايَتِهِمْ, adam yeyse, ümidini kestiği zaman, مِنْ هِدَايَتِهِمْ, onların hidayetinden ümidini kestiği zaman, وَسَيْمَ الرَّجُلُ مِنْ بَلَادَتِهِمْ, ve adam onların bu donukluklarından, belade, donukluklarından seyme, yorulup bıktığı zaman, terekehum, onları terk etti, bırakıp gitti. Ve kâle lehum, onlara dedi ki, fesetezkurûne, hatırlayacaksınız, mâ ekûlü lekum, benim size söylediğim şeyleri hatırlayacaksınız. Ve ufevvidu emri ilallah, ben işimi, emrimi, işimi ufevvidu, Allah'a havale ediyorum. İnnallâhe basîrun bil ibâd, muhakkak ki Allah-u Teala kullarını
hakkıyla görendir. Basirun bil ibad, kullarını hakkıyla görendir. Ve gadiben nasu, insanlar sinirlendiler. Ve erade, istedi, elü firavne, firavunun ailesi istedi, en yaktuluhu, o adamı öldürmek istedi. Ve lakinne Allah'a asemehu, ancak Allahu Teala onu korudu. Ve ehleke e'adâehu, ve onun düşmanlarını helak etti. Fevekâhullâhu seyyâti mâ mekarû. Fevekâhullâhu, Allahu Teala o adamı korudu, seyyiâti, kötülüklerinden. Mâ mekarû, yani yaptıkları hilelerin kötülüklerinden o adamı korudu. Ve hâka, kuşattı. Bi âli firavne, firavun ailesini kuşattı. Su'ul azab, azabın en kötüsü, firavun ailesini kuşattı. Evet, inşallah burada kalalım. Kısmetse bir sonraki dersimizde zevcu firavun, firavunun hanımının nasıl Müslüman olduğunu, nasıl iman ettiğini inşallah okuyarak kitabımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.